Efe Denek isimli yaşayıcımız sormuş. Selamlar abi. Cenk Hoca'nın boks maçından kaçması halkında konuşur musun lütfen? Cenk Hoca'nın bu konu hakkında yaptığı bütün videoları takip etmedim. Olayın öncesini çok fazla takip etmedim. Anladığım kadarıyla birisi ile maç yapacakmış. Ancak İstanbul'a gittikten sonra antrenörü ya da tanıdığı sakın gitme orası dincilerin mahallesi gidersen eğer seni öldürürler vesaire demiş ve izin vermemiş. istememiş yani. Sonradan da yine aynı kişilerin diğer tarafla kanki olduğu ya da diğer tarafı tutmaya başladığı gibi bir şey söylüyordu. Belki de en başından beri böyleydi bilemiyorum. Ve diyor ki tuzağa düştüm oyuna düştüm hatta bir yerde baya üzüldüğü uzun bir videosu vardı. Çünkü bir de bunun üzerine bir sürü kişi maçtan korktun kaçtın vesaire demiş. Ona da yine morali bozulmuş hocanın. Şimdi bunun bizimle ne alakası var diyebilirsiniz arkadaşlar ama çok fazla alakası var. Bu örnek bir olay. Bu olaydan çıkarılabilecek çok fazla ders var. Birincisi insanlar diyor ki hocayı bahane etme neden kaçtın? İşin içinde olan kişiler bunu daha iyi bilir arkadaşlar. Eğer seni çalıştıran kişi senin gitmeni istemiyorsa senin gitmen çok zordur. Anca çok aşırı dik kafalı olman lazım. Çünkü senin köşende olacak insanlar onlar. Ki bazı yerlerde özellikle doğu sporlarında sen senin maça çıkmayacaksın derse çıkmazsın çok çok dik kafalı olman lazım. Bazı yerlerde atılabilirsin. Tabi bunlar personal trainer gibi olduğu için biraz daha genişler o konuda. Ama yine de seni çalıştıran kişi o noktada senin annen baban gibi. En güvendiğin insan yani. O yüzden çok etki eder. Yani ben yine de çıkacağım tabii ki diyebilirsin ama yalnız gitmen gerekir bu seferde. Hayatınızda farklı farklı sebeplerden dolayı sizin arkadaşınız olduğunu söyleyen ve gerçekten de öyle de düşünen insanlar olabilir ve sizin iyiliğiniz için hareket ettiğini düşünen insanlar olabilir. Yani bu numaradan olmasa bile ciddi ciddi de olabilir. Ve sizi engellemek isteyecek çok fazla insanlar olacak. Filmcilik konusunda bunu çok yaşadım. Eğer herkesin sözünü dinleseydim şu anda film bilim hiçbir şey çekmeye başlayamazdım bile. Ki çok komik şeylerle karşılaştık biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela skeç çekiyorduk. 6. boyut. Tamamen geyik. Tamamen dalga yani. Sinema, televizyon, işte güzel sanat bilmem ne bölümünden böyle hoca gelip yorum atıyordu bize biliyor musun? Her şeyi çekmeyin arkadaşlar. Bu hiç iyi olmamış. Bunu niye çektiniz? Amaç ne falan diye yorum atıyor daha bize. Nasıl olabilir böyle bir şey? İşte o kısa filmde oynayanlardan bir tanesinin bölümünde bir hocaymış falan. Öyle buluyor bizi yani. E ne oldu? Şimdi adamın kaç tane filmi var? Sıfır. Bizim kaç tane filmimiz var? Neredeyse bir. Kaç tane kısa film ve belgeselimiz var? Altıncı boyuttan sonra ne kadar geliştirdik kendimizi? son 10 küsür sene içerisinde. Gülüp geçmiştik açıkçası. Şu an olsa gene gülüp geçeriz. Bir kere her şeyden önce bizi ciddi alması saçmaydı yani. Ne istersen çekersin sonuçta. O zamanlar böyle şey yoktu. Izdırap, YouTube böyle şaka kanalları, maka kanalları falan yoktu. Bizim yaptığımız işe kalitesiz diyorlardı o yüzden. Komedi skeci çekiyoruz diye. Her neyse arkadaşlar ikincisi belki de daha önemli bir konu. Herhangi bir şekilde yayıncılık yapıyorsun. İnternet üzerindeki insanlarla nasıl muhatap olman lazım? Bunun iki yolu var. Eğer gerçekten yayıncılık yapmak istiyorsan, hani mümkün olduğu kadar çok kişiye hitap edeyim, çok kelle yani çok insan beni takip etsin, onun üzerinden de sponsorluk kasayım falan diyorsan o zaman farklı. O zaman her türlü mallığa da eyvallah demen lazım. Her türlü küfreden vesaire eyvallah demen lazım. Ha yakaladıklarını yine davalarsın o ayrı mesele de. Her şeyi açık bırakman lazım. Yani din hakkında fazla konuşmayacaksın. Siyaset hakkında fazla konuşmayacaksın yorumları tamamen açık bırakacaksın. Her şeyi. Yani Instagram'da bir paylaşım yapacaksın. Altına küfür yazacaklar. Tipini siktiğin falan yazacaklar. Tamamen alakası bir şekilde. Bunlara eyvallah diyeceksin. İnsanlar soruyor ya neden Instagram'ın sadece artık arkadaşlarına açık diye. Cenk Hoca mesela en son paylaştığı fotoğrafa bakın. Bir arkadaşıyla fotoğraf çektirmiş. Alttaki yorumlardan yarısından fazlası hocam kalktı. Hala bak. En son fotoğrafına bak gene aynı. Ben paylaştığım zaman da %80'i faşist efaydal esprisi oluyordu. Çok umrunda olan bir şey değil. Ama senin çok umrunda olmayan bir şey düşün. Mesela sarışın desinler sana ama sarışın değilsin. Bunu hakaret olarak kabul etmezsin. Umrunda da olmaz değil mi? Paylaştığın her şeyin altına alakalı alakasız sarışın 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 yazsınlar. Günün birinde ciddi bir şey paylaş. Onun altına da dalga geçsinler. Günün birinde arkadaşların dostlarınla tekrar bir araya gelmişsin. Onu paylaşıyorsun. Onun altına yazsınlar. Ciddi bir film çekmek istiyorsun. Onun altına yazsınlar. Bir noktada artık bir karar vermen gerektiğini fark edersin değil mi? Instagram'da da aynı şey geçerli. Sahte hesap açmak çok kolay. O yüzden blokladığına bile değmez. Senin blokladığından daha hızlı bir şekilde yeni hesap açabiliyorlar. Bu sistem değişmediği sürece de Instagram'ın böyle kapalı olacak. Twitter kullanmayacağım. Facebook'um kapalı grup olacak. YouTube'um yorumlar onaylı olacak. Ve bu da işte bir sonra anlatmak istediğim olay. Eğer ki sen kelle düşünmüyorsan, yaptığın bir iş varsa ve diyor sanki 1 milyon tane çoluk çocuk, ergen, bebek bunlar hiç umurumda değil. Ben şu işi yapıyorum, bu işle ilgilenen insanlar gelsin. Ben filmcilikle ilgileniyorum, onlar gelsin. Ben body yapıyorum, vücut spor yapıyorum, onlar gelsin. Ya da kickbox, MMA yapıyorum, onunla ilgilenen insanlar gelsin. Doğru düzgün adam gelsin. O zaman yorum onaylı yapacaksın. Bir adminin olacak. Adminin yorumları onaylayacak. Doğru düzgün yorum yazanları onay verecek. Saçma sapan konuşanları bloklayacak. Ve sana söylemeyecek bile. Yani onların ettiği küfürler ya da saçma sapan laflar işte yok kalktı indi bilmem ne. Onlar sana ulaşmayacak bile. Yani benim için önemli olan kelle sayısı değil ben düzgün adam istiyorum diyen herkesin bunu yapması lazım bence. Şu noktada. Yarın bir gün YouTube adam olursa ve derse ki herkesi gerçek ismiyle soyadıyla burada tutacağız. Yaşları herkesin belli olacak. Sahte hesaplar olamayacak. Bunları yapsın o zaman biz de herkese açalım yorumu. Bir kişi bloklanırsa sahte hesap açamayacak. Sahte hesap açmak yasak olacak yani. Desinler biz de Herkese açalım yorumları. Çünkü bir şeyler oldurmak istiyorsun. Kafanda bazı projeler var. Onlarla mı uğraşayım? Gerizekalılarla mı uğraşayım? Ceninlerle mi uğraşayım diyorsun. Ki bu da bir sonraki önemli noktamız. Eğer YouTube üzerinde bir iş yapacaksan şunu bilmen lazım. YouTube seyircisinin çoğunluğu mal insanlar, ergenler ve çoluk çocuktan oluşur. Ergenler ve çoluk çocuk da aslında malca hareketler yapar. Ben de öyleydim. Hepimiz öyleydik yani. Hiçbirimiz Einstein değiliz. Kendimizi kandırmayalım şimdi. Ama çoluk çocuk ve ergenlerin en azından bahanesi var. Çoluk çocuk ve ergen olmaları. Bir de büyümüş yetişkin olmuş üstüne bir de hala mal olmaya devam eden kişiler var. Bu üç grup YouTube seyircisinin çoğunluğunu oluşturur. Neden? Neden olacak? Sınıf arkadaşıma soruyorum işte. Doktor olmuş bilmem ne olmuş. Liseden arkadaşımsa birkaç tane ne olduğunu anladığım meslekleri olan arkadaşım var. Mesela doktor diyor biliyorsun ne olduğunu ya da avukat diyor. Onun haricinde genelde şey oluyor. Bir marketing franchising engineering'de strateji analisti olarak çalışıyorum. Bu akşam makarnayı koyuyoruz diyen dallama sen misin yani? Neyse bu arkadaşlara söylüyorum mesela işi gücü olan insanlara. Bana sordukları zaman ne iş yapıyorsun? İşte YouTube'a podcast yüklüyorum vesaire. Hiçbirisi YouTube'u takip etmiyor. Adamların vakti mi var? Ya da kültür öyle gelişmemiş herhalde. Yani beni bilenler bile bunlara Facebook'tan ya da Instagram'dan yollamışlar ya da WhatsApp grubundan yollamışlar falan. Öyle biliyorlar beni. Oturup da YouTube takip etmiyorlar zaten. Küçük bir kısmı akli dengesi yerinde akıl selim insanlar. Ki diyeceksiniz insanlığın da zaten küçük bir kısmı akli dengesi yerinde değil mi? Evet o konuda da haklısınız. Bunu bilmek lazım. O yüzden ekran karşısındakini acı çekerken görmeyi seven çok fazla insan var. Çünkü bu onlara bir eğlence. İnsan psikolojisi böyle. Birçoğumuz böyleyiz yani. Sevmediğim bir ünlüyü düşün şimdi. Sevmediğim bir ünlü ekran karşısına geçse çok kötü durumdayım, çok zor durumdayım falan dese böyle. Hatta ağlasa mağlasa hoşunuza gider. Farkında olmadan bile hoşunuza gider. Yalan mı? Böyle garip varlıklarız işte. Bu tür şeylerden zevk alıyoruz. 1- Kötü durumdayken kötü durumda olduğunuzu söylemeyin. Zayıflığınızı göstermeyin. He, olaylar geçer, olaylar geçtikten sonra şu şu dönemlerde çok kötüydüm falan diye bunu söylersiniz. O ayrı mesele. Ama olduğunuz zaman bunu söylerseniz bunun üzerinden zevk alan, bunu seyretmekten zevk alan ruh hastası insanlara malzeme vermiş olursunuz. Ve sizi seven insanlar için de bir artı olmaz bu. Sizi seven insanlar da gene sizi güçlü olarak görmek ister. Ne olursa olsun. Her şeye rağmen güçlü olarak görmek ister. 2000-2001 yıllarında arkadaşlar internet dergisinde yazarlık yapmaya başladım. O zamandan beri düşün yani. YouTube yoktu. Biz mizahla uğraşıyorduk. 2006 yılında YouTube'a video yüklemeye başladım. 2009 yılında ünlü denilebilecek noktaya geldim. Huzur ve İrfan ve ofis asistanından sonra. O dönem işte insanların beni sokakta tanıdığı vesaire o senedir 2009. Üzerinden kaç sene geçmiş? 12 sene. Bu süre zarfında yaşamış olduğum birçok şeyin sonucu olarak bu tecrübelere edindim. Bir şey daha. Mesela insanları adam yerine koyup şu dallama olan kişileri adam yerine koyup tartışmaya girmeyin hiçbir şekilde girmeyin. Yani atarlı bir şekilde de girmeyin zaten ki o kuralı da koydum kendi. İnternet üzerine birine kötü bir şey yazacaksam, kötü bir şey yazasım varsa atarlanacaksam yazmıyorum, blokluyorum. Blokladığın zaman belki çıkıp bir yerlerde diyebilir benim söylediklerime dayanamadı beni blokladı falan diye. Evet ama polemiğe girersen çok daha kötü. Ya da atarlı bir şekilde konuşursan çok daha kötü. Neden olaya götünden karışan, seni takip eden kişiler de olayın başlangıcını bilmedikleri için bu sefer onlar da müdahil olur. Ne biçim konuşuyorsun seyircine falan? O sadece bir eleştiri yapmış. Sen olayın başını biliyor musun? Bilmiyorsun. Götüne dahil olmuşsun. Böyle tipler gelir. Sonra onlara laf anlatmaya çalışırsın. Sonra onlara laf anlatmaya çalıştığın için başkaları gelir falan. Buna niye böyle davranıyorsun ya? Sadece işte bilmem kimi korumaya çalışıyordu falan. O işin sonu yok. Bloklayacaksın, kestirip atacaksın. Bu bir kural olmalı. Ve ünlü ünsüz herkes için. Sen başkasını trolleyen ruh hastası bir adam değilsen eğer, diğer taraftaysan yani bir şeyler üretmeye çalışan adamlar tarafındaysan o zaman bu insanları bloklayacaksın. Bazısı hiçbir şey yapmıyor, yorumu bırakıyor. Dediğim gibi amacın eğer çok kelle sahibi olmaksa o zaman bırakabilirsin. İnsanlar küfür yazar atarlanır. Sonuçta bir sürü yorumun olmuş olur. Videon üste çıkmış olur çok fazla yorum olduğu için. Ama benim umurumda değil. ...lüzumsuz insan olacağına olmasın. Ki eskiden bazen şunu gördüm. İnsanların çok atarlandığı bazı videolar olabilirdi. İşte sevdiği filme laf etmişim falan. Sen nasıl bu filme bunu diyebilirsin falan diye. Adam hızını alamıyor. En son yüklediğim alakasız videoya falan yazıyor böyle. Bakıyorsun yani belki 50 tane 60 tane böyle atarlanan kişi var tamam mı? Aa diyorsun linç edildim. İnsanlar bana tepki gösterdi. Ama ondan sonra beğenilme oranına bakıyorsun. 100 kişi beğenmemiş birkaç bin kişi beğenmiş. Ama olay ne? Beğenenler beğene basıp geçiyor. Beğenmeyenler hırsını alamıyor. Oraya yazacak. Ondan sonra tabii üstüne bir de atarlananlara da artı basıyorlar. Onlar daha böyle üste çıkıyor yorumlarda. Nasıl benim sevdiğim filme laf edersin? Ya da çok tartışma konusu olabilecek şeyler hakkında konuşuyoruz. İnsanları tetikleyecek konular hakkında konuşuyoruz yani. Gene aynı. Telefon numaran belli olsa telefonla arayıp söyleyecek. Belli bir şey yani. Bu atarlanmayı zaten yapma ama düzgün bir şekilde de cevap verme. Birçok kişi bu hatayı da yapıyor. Ben de zamanında yaptım bunu çok. İnsanca konuşmayı bilmeyen kişilere insanca derdini anlatmaya çalışıyorsun. Bunu da yapma. Blokla ve geç. Ki zaten şimdi olsa bu kişileri çok rahat mollayabiliriz de. Çünkü o sayfa admini bunlar mutlaka tanıdığının tanıdığı falan çıkıyor yani bir yerden. Sana iftira atan, seni hedef göstermek isteyen, bazı ideolojilerin bazı grupların arkasına saklanarak bunların kim olduğunu buluyoruz. Daha önce de bulmuştuk ama o zamanlar altyapımız yoktu. Bak gördün mü? Kendimizi geliştirmişiz 10 sene içerisinde. Belki benim kadar sert olmayabilirsiniz hepiniz. Herkesin karakterine göre değişir. Benim arkadaş grubumda hepimizin birbirine saygısı vardır. Hiç böyle kural, kanun vesaire yoktur. Ama herkesin birbirine saygısı vardır. Olmayan kişiler zaten bize uyum sağlayamadığı için aramızda bulunmaz pek. Facebook grubumda da arkadaş grubumda olmasını istemediğim kişileri barındırmam adamın teki çıkıp sen de her bok oluksun falan dediği anda güle güle. Bir de şu önemli ya. Bunlar kim? Bunlar kaç yaşında? Bunlar ne? Bunu da bilmiyorsun. Yani bu sinirlenen kişilere diyorum. Mesela Cenk Hoca çok sinirleniyor. Hiç gerek yok aslında. O yorumu yazan kişinin kim olduğunu bilmiyorsun. O yorumu yazan kişiyi gerçek hayatta görsem belki bebek yani. Belki 15 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, belki daha da küçük. Çünkü onu da biliyoruz yani. Ağlamasın diye önüne tablet atıyorlar çocuğun. Çocuk yorumlardan kurtlar vadisicilik oynuyor. Sen de erkek değilmişsin be R hoca falan yazıyor orada. Annesi ağlamasın diye, yaramazlık yapmasın diye önüne tablet atmış yani. Ve bu teknoloji yüzüne evet kitlemiz çok gelişti. O da iyi bir şey. Yani şu anda gerçekten YouTube ünlüsü gerçekten bir ünlü yani. Belki birçok televizyon ünlüsünden daha ünlü. Ama eskiden sadece bilgisayar üzerinden YouTube seyredilebiliyorken ki zamana göre kalite aşırı düştü tabii ki. Yapacak bir şey yok. Durum bu. Aslında yapacak bir şey var ama bilerek yapmıyor götler. Az önce söylediğim olay işte. Yani sahte hesabı yasaklarsan tertemiz olur. Tertemiz olur. Ama yapmıyorlar. Yapmadıkları için uygulamamız gereken şeyler de bunlar. Yani senin ortamında gerginlik yaratmaya çalışan kişiler olacak. Bloklayacaksın. İstediği kadar başka yerde laf etsin. Başka yerde ettiği laf senin kanalında hır çıkarmasına çok daha iyidir. Youtube'da isen sana bile ulaşmalarına engel olmak için başka bir admin ayarlayacaksın. Lüzumsuz insanları bloklayacak. Böylece sana ulaşamayacaklar bile. Yani şu arkadaşlar hikaye. Ben eskiden bunu derdim. İşte biz öyle burnu havada ünlüler gibi olmayacağız. Ulaşılamaz ünlüler gibi olmayacağız. Herkesle konuşacağız. Bak son dönemde seyirci buluşması bile yapmadım. Çünkü her seyirci buluşmasına mutlaka bir iki dalayarak geliyor. Bir ara kitap imza günümde böyle onu organize eden arkadaş aynı zamanda korumalık falan yaptı. O kişileri böyle uzaklaştırdı, öteledi. Yani hangi kişileri? Cem Yılmaz görünce kendini Cem Yılmaz sanan tipler olur ya. Bizde de mutlaka vardı o oturur kalkmaz. Bir şey söyleyeceğim der uzun uzun bir şey anlatmaya çalışır. Tuvalete gideceksin tuvalete seni takip etmeye çalışır. Böyle mal bir sürü insan var. İki tane bile olsa üç tane bile olsa yetiyor. Bir tane bile olsa yetiyor. Böyle bir şey şu an yapsak kim bilir kaç tane olur. Eskiden ne güzeldi değil mi? Parkta toplanıyorduk ya. Ya da İzmir'de çimlerde toplanıyorduk oturuyorduk. Şu an öyle bir şey yapamayız. Anca böyle işte şeyde trekking festivali yapılan bir yerde beni çağırdılar. Orada böyle seminer gibi, panel gibi ben ayrı yerde olacağım. Seyirciler ayrı yerde olacak falan. Aramızda mesafe olacak falan. Anca öyle neden? Çünkü insanlar iyi şeyleri hak etmiyor. Yolda merhaba diye fotoğraf çektiren insan da var. Düzgün bir şekilde. Dibine kadar gelip suratına bakan da var. Ve tüm bunlar işte büyüyor. Bu sefer ne oluyor? Cenk Hoca bunlarla ilgili bir de video yapıyor. Bunlarla ilgili bunları ciddiye alan video bile yapmaman lazım. Neden bana küfür ediyorsunuz? Neden atarlanıyorsunuz? Ölsem umurunuzda değil vesaire. Bunları ciddi alıp, bunları kale alıp bunlarla ilgili video bile çekmemek lazım. Bu da bir yanlış yani. Neden yanlış olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir yanlış. Hiçbir faydası yok. Ne de olduğunu söyleyeyim. Birincisi o kişilerin hiç umurunda değil. O kişiler bu ünlülerin zarar görmesine ya da acı çekmesine zevk alan insanlar. Cem Korkmaz'ı intihara kadar sürükleyen kişiler böyle insanlar. Adam intihar ettikten sonra millet yazdı. Alın mutlu musunuz falan. Evet mutlular. Mutsuzlar mı sanıyorsunuz? Ciddi ciddi mesela intihar ettiğini görünce böyle üzüldüler mi sanıyorsunuz? Adamlar orgazm olmuştur dostum. Adamların zirve noktası o zaten. Birilerini intihar ettirmeye başardılar. Adamların zirve noktası o zaten. Adamlar bunun için yaşıyor. O yüzden bu insanlara malzeme verdiğiniz için bu tür videolar mantıklı değil. Bir ikincisi de seni takip eden insanlar için de iyi değil. Neden? Gereksiz bir gerginlik oluyor. Yani senin body videoların ya da işte komik konuşmaların ya da işte red pill videoların vesaire ya da dinle ilgili konuşmaların ben mesela dinle ilgili konuşmalarını takip ediyorum. Bunlar için takip ediyor insanlar. Rahatlamak için, stres atmak için, ne olursa olsun evet hepimiz aslında kendi hayatında stresli insanlarız ama mümkün olduğu kadar bunu dışa yansıtmamamız lazım. Bunu dışa yansıttığım zaman seyreden kişi evet belki üzülür ama onu da germenin hiçbir anlamı yok gereği de yok yani. Biz ne olursak olalım dışarıya yansıttığımız şey insanları mutlu edici tipten. Yani atarlandığım zaman bile böyle. Birçok benim atarlandığım, bağırdığım, çağırdığım podcast var. Ama o bile aslında insanları dinlediği zaman böyle deşarj olmaları amacıyla yapılmış. Eğer ben bunu düşünmeseydim, ben bu konuşmalarla insanları daha çok gerceğimi düşünseydim o zaman bunu yapmazdım. Evet çok konuşmuşum şimdi fark ettim ama önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İnternet üzerinde sadece YouTube'da video çekecek olanlar değil. YouTube'da bile mesela küçük kanallarda bile çok az takipçisi olmasına rağmen bir 10 kişinin mesela atarlanmasına sinirlenmişler. Bununla ilgili video yapan kişiler görüyorum. Hiç gerek yok. 1000-2000 tane takipçim var. Onları da germeye gerek yok. 10 kişi için bir de düşün. Evet sadece YouTube için değil internet üzerinde bulunan herkes için ünsüz de olsa herkes için geçerli olacak kurallar olduğunu düşünüyorum bunların. Özellikle internetten birine ters bir şey yazacaksan hiç yazma blokla.